Evet arkadaşlar, 7. ayın 27'si İdeli Köyü'ne geldik. İdeli Köyü Derneği Sosyal Yardımlaşma Derneği aşure lokması dağıtılacak. Biz de Sayın Muhtarımız Çetin Kaya Muhtarı Yasin Akbül, kameramanımız Hüseyin Cenk'le beraber geldik. Biz de ulaşmadan inşallah tadacağız. Şöyle bir içeriye doğru gezip bakalım bakalım. Yolcu bu yola gireyim dersen, meydanda özünü göreyim. Selamünaleyküm. Allah kabul etsin. Sağ olun. Başkanım, aşırayanız Allah kabul etsin. Lokma dağıtacaksın. Biz de davet edeceğiz. Geldik. Hoş geldiniz. Sefa. Bunun içine ne? Kaç çeşit bazıma katıyorsunuz? Bu bize düşmez. Bizim inanç önerimiz, bugün pillerimizle geldi, pillerimizle burada, İsmail Aydın pillerimiz burada. O daha detaylı anlatırdı. Biz dilimiz döndüğünce bir talip olarak söyledim. Büyüklerimiz eskiden 12 mazere koyarlardı, büyüklerimiz de burada. Her biri 12 imama delalet olduğunu söylerlerdi, 12 mazere satarlardı. Ne eksik ne fazla, 12 mazereyi bulurlardı. Yani içinde ekşisi var, tatlısı var, tuzlusu var. Hepsi bir araya geliyor. Tatlı bir yani tatlı bir lokma oluşturuyor. Tatlı bir aş yiyecek oluşturuyor. Bunun anlamı da aslında hepimiz farklı görüşlere, farklı inanışlara, yani farklı kültürlere, farklı topluluklara aitiz. Ama her birimiz bir araya geldiğimizde biz de bu lokma gibi bir tatlı oluyoruz. Birlik, yani birlik beraberlik olduğumuzu aslında bir simgesi de bu lokmadır. Bu lokma, aşure lokması, yani şöyle söyleyeyim, Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber dönemine kadar bir kurtuluş için, bir müjde için pişirilirken, dağıtılırken, ta ki 10 Muharrem'de Hazreti Peygamber'in torunu Şah Hüseyin tarafında, yani lanetli Yezid, Şah İmam Hüseyin'i katlettiği günden bugüne kadar bizle, yani biz Alevi inancına mensup olan, bu yolun talibi olan bizler, Şah İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra bizim için bir müjde değildir aslında. Bir hüzündür, hüzün lokmasıdır. Biz de bunu niye pişiririz? Hazreti İmam Hüseyin'in tek bir oğlu İmam Zeynel Abidin Kerbela'dan sağ kurtulmuştur. Şükür olsun Hazreti Muhammed'in soyu devam etmiştir. İmam Hüseyin'in soyu bugüne kadar gelmiştir. Şükürler olsun diyerek biz de bu lokmayı şükür için paylaşmışızdır. Yapmaya başlamıştır aslında. Bizim bildiğimiz dilimizin döndüğünce bu. Asıl amaç insanlığın şurası. Yani insanlığın şurası, birliği, beraberliği, hoşnutluğu. Dediğim gibi içinde tatlı var, tuzlu var, ekşi var. Ama hepsi bir araya geldim tatlı oluyor. Bizim herkese buradan tek bir mesajımız var. Ayrışmanın, ötekileşmenin hiçbir önemi yok. Bu çorba nasıl içindeki farklı tatlarla, lezzetlerle, düşüncelerle birlik olabiliyorsa biz de birlik olabiliriz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Peki başkanım, her sene herhalde köyde düzenliyorsunuz. Biz her sene köyde yapmıyoruz. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Biz dernek yönetimimizle birlikte her sene köylerimizde İstanbul'da yapıyoruz. Köylerimizi pay ediyoruz. Bu sene dernek yönetimimizle birlikte dedik ki köylerimizle birlikte de pay edelim. Hem köylerimiz pay etmişti, orucumuz geçti, bitti. Aynı zaman istemedik ki köylerimiz de pişirsin, engel olmayalım. Biz de bir iki hafta sonra gelelim, köylerimizle pişirelim. Köylerimizle de biz lokmamızı pay etmek istedik aslında. Yani bu lokmamızı köylerimize de pay etmek istedik. Hem de köye olan hasretimiz bir nebze olsun dinsin, komşularımızı görelim, ziyaret edelim diye gelsin. Önümüzdeki haftada İstanbul'da yapacağız. İnşallah. Ama tabii şöyle söyleyeyim, az önce yani biz bunu bir ay önce bir karar aldık yönetimimizle. Her sene aşure lokmamızda, bayramlarda, seyranlarda herhalde bizim eksikliğimiz, biz çok az gidip geliyoruz dernek olarak. Biz artık daha fazla geleceğiz. Köyümüzle, köylerimizle hep birlikte olacağız. Buna da devam edeceğiz. Çünkü bizim ayrışmaya ihtiyacımız yok, bizim birleşmeye ihtiyacımız var. Biz her zaman birlik, beraberlik mesajı vermeye mecburuz. Teşekkürler, tekrardan Allah kabul etsin. Allah Allah. Zaten birazdan pirimiz de İsmail'e de anlatıp duasını da verip. Ey yolcu bu yola gireyim
kabul hissediyoruz. Evet. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bunun içine ne katıyorsunuz? Kaç tane hani malzeme katılıyor? Biraz bilgi verirseniz. Bunun temel amacı şöyle, bizim inancımıza göre 12 imamlar orucu dokması Kerbela'dan bugüne gelen süreçte. Kerbela katliamında yaşanan o sıkıntıları 10 Muharrem olarak, 12 imamlar orucuya olarak biz bunu bu şekilde 12 çeşit lokmadan, 12 çeşit meyveden bir şekilde aşure yapmaktır. Temel amacımız budur, bütün inancımız gereği. Her sene 12 imamlarda bu lokmayı yaparız, konu komşuyu çağırırız, davet ederiz. Bizim için gerçekten büyük önem teşkil eden bir durumdur. Onun için her sene bu lokmayı yapma gereği duyuyoruz. Bizim için bu çok önemlidir. Yani dediğim gibi her sene bunun olması gerekiyor. Çünkü Kerbela'da yaşanan bir katliamın vahşetin, sizler de bilirsiniz, evet. Onun zamanlarda imam için katletmelerinden dolayı. Farklı farklı günlerde tutulan oruçlar hep 10 Muharrem ayına denk gelmesinden dolayı bu şekilde tutuluyor. Aslında bunun gerçek tarihi 680 yılında 10 Ekim'de yapılmıştır. Tabii günümüzün Arap takvimine uyarlanarak her sene 10 gün önce gelmeye dolayı 10 gün önce aslında bana göre doğru değildir. Ben aslında 680 işte 10 Ekim tarihinde yapılması uygundur. Tabii ki bunu değiştirmemiz mümkün değildir. Bu da bu şekilde işte her sene 10 gün önce geldiğinden dolayı gidiyoruz. Şimdi dediğim gibi bizim için çok önemlidir. Biz Muharrem ayında alkol tüketmeyiz, düğün yapmayız, gece yapmayız ya da eğlence tarzı yapmayız. Çünkü bizim için bir yastır, bir matemdir. Yani şöyle değerlendirelim. Farz edelim ki bir köyümüzde bir cenazenin olduğunu düşünelim. Bizler ne yaparız? Bütün eğlencelerimizi erteleriz, bırakırız. O cenazeye katılırız, o cenaze erkenli yürütürüz. Hatta çok eskilerde bizim komşu köylerde bile bir cenaze olduğunda oradan önce bir rızalık alınır, bir başsağlığı dilenir. Ondan sonra o da Allah'ın emridir, bu da Allah'ın emridir diye düşüncesiyle gelip ondan sonra o düğün ya da işte kına gecesi ya da neyse o yapılır. Bu şekilde biz birbirimizin haklarına, düşüncelerine saygı duymalıyız. Çünkü toplumun birleşmesini amaçlayan insanlarız. Birlikte, beraberlikte toplumu iyi, daha güzel yerlere götürmemiz lazım. Temel amacımız budur. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah kabul etsin. Eyvallah. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Lokmanlarınız Allah Allah. Muhammed Ali Efendi'ye kabul olsun. Allah üçler, beşler, yediler, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Lokmanlar sayesinde Allah Allah. 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 Allah Yanda kapı olsun, 3'ler, 5'ler, 7'ler, 12 imamlar, 14 masifatlar, 12 imamlar, şefaatçımız olsun, lokman sarsın, kesilmesin, karşısında dökülmesin, yine her an bildirene kadar olsun, gerçekten ya Allah, ya Muhammed ya. Ey yolcu bu yola, gireyim dersen, meydanda hızını göreyim dersen, Ali.
İnşallah. Hak Muhammed Ali Derdiyan'da kabul olsun. Üçler, beşler, yediler, on itimamlar, on dört masumaklar, on yedi temel ve ses şefaatimiz olsun. Lokmalarınızı atsın, içilmesin, kalsın, dökülmesin. Ar yar, ar yar.